1913, Mart'ın 22'si. Dünyadaki savaş bulutlarının bile karartamadığı ışıl ışıl bir bahar günü bir kız doğar. Sabiha. O gün kimse bilmese de tarihin bir dilimine adını altın harflerle yazdıracaktır küçük Sabiha. İstikbal göklerdedir diyen Atatürk için havacılığın çok özel bir önemi vardır. Atatürk'ün havacılık konusunda bir başka düşü daha vardır. Sabiha ile ilgili bir düş. Atatürk bunun ipucunu 1934'te verecektir. Atatürk gençliğe örnek olmak üzere manevi kızını göklerde görmek istemektedir. Sabiha'ya başarıları nedeniyle bir numaralı Murassa madalyası verilir. Madalyayı göğsüne dönemin başbakanı İsmet İnönü takar. 30 Ağustos 1937'de de Sabiha Gökçen askeri uçuş brevesini alır. Türk kadını bir anda hiçbir ülke kadınının başaramadığı ölçüde ön plana geçmiştir. Yalnızca yerli basın değil, dış basında göklerin bu zarif, çekici altın kızından göklerin kızı diye söz etmektedir. Daha sonraki durakları olan Sofya ve Belgrad'da da coşkuyla karşılanan Gökçen'e, Belgrad'da Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından Beyaz Kartal nişanı verilir. Bundan sonra çalışmalarını Türk kuşunda sürdürecektir. Sabiha Gökçen 1996'da yine Amerika'dadır. Ama bu kez Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak. Maxwell Hava Üssü'ndeki törende havacılık kariyerinin en büyük ödülünü alır. Gökçen o yıl dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçilmiştir. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı olarak büyük ilgi toplar. Bugün gökyüzüne aşık sayısız genç bayan havacı için bir başlangıç noktası Sabiha. Sayıları ve şartları 1930'lardakine göre çok farklı. Ancak gök sevgisi onları bulutların üzerinde tarif edilemez duygularla buluşturuyor. Sonsuza kadar.